Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımıza 19. sözden kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hoş geldiniz hocam. Teşekkürler, hoş bulduk. 14. leşeğe başlamıştık bir önceki hafta. Kur'an'ın tarifi. Devamında bir sonraki paragraftan okuyacağım. Sebebi kusur tevehüm edilen tekraratındaki lemay-i icaza bak ki. Kur'an hem bir kitab-ı zikir, hem bir kitab-ı dua, hem bir kitab-ı davet olduğundan içinde tekrar müstahsendir. Belki elzemdir ve eblardır. Ehli kusurun zannı gibi değil. Zira zikrin şeyini tekrar ile tenvirdir. Duanın şeyini terdat ile takdirdir. Emir ve davetin şeyini tekrar ile tekittir. Bu kısımla ilgili sualimiz sebebi kusur tevehümünden ne anlamalıyız? Ayrıca zikrin, duanın, emir ve davetin şeyinin tekrar olması ne demektir? Evet. Sebebi kusur tevehüm edilen. Yani tevehüm malumunuz yani gerçekte yok öyle bir şey de öyle vehmediliyor. Yani zandan da daha aşağı yani. İşte başka bir konuda geçti ya serap meselesi hani. Evet. İnsan su zannediyor ve gidiyor ki su değil. Yani bu zan. Evet. Tevehüm bundan da daha öteye. Evet. Vehmetmek, olmayan bir şeyi var kabul etmek. Hani çocukları korkutmak için öcüden falan bahsedilir ya, vehim o işte yani, olmayan bir şey. Tevehüm yani demek ki Kur'an'daki tekrarları kusur tevehüm etmişler bazı kasıtlı kesimler diyelim. Bunun üzerinde bazı tenkitler bulunmuşlar. Kendi vehimlerince. Üstad buna cevap veriyor bu dersimizde. Onda diyor vehim değildir, şey, kusurdan öteye diyor, kusur değildir zaten. Onda bir lemma-i icaz vardır diyor. Yani Kur'an'ın mucize oluşunun bir yönü de bu gerekli tekrarları tam yerinde yapmasıdır. Evet. Mane o buradaki şey. Evet. Diğer kısım zikrin, duanın emir ve davetin şeninin tekrar olması. Şimdi üstadımız bu tekrardaki hikmetleri değişik şekillerde izah ediyor. Burada da bir başka yönüyle ele aldı. Dua, evet, zikir, emir ve davet. Emir, davet. Bunlardaki tekrar tekrar değildir diyor. Şimdi duadaki tekrar tekrar değildir. Zikirdeki tekrar da tekrar değildir. Ustad bir yerde zannediyorum bu eserde olacak herhalde. Müessise diyor değil mi? Tespit için tekrar lazımdır mı buyuruyor. Evet. Şimdi müessis tesis eden demek. Bu tesiste ki tekrarlar tekrar değildir. Ne gibi? Bunun en güzel misali diyelim. Tesis. Bir bina kuracaksınız. Yapacaksınız. Bir sıra duvar örüyorsunuz. Yeter bir sıra. Demiyoruz değil mi? Bir sıra daha örüyoruz. Evet. O da yetmiyor. Bir sıra daha örüyoruz. Böylece duvar bitiyor. Buradaki yeni duvarlar örmek, yeni sıralar örmek tekrar değildir. Evet. Yani bina ondan teşekkür ediyor. Şimdi bu çok güzel bir tespit yani. Tesis meselesi. Tekrarlar tesistir diyor. Çok önemli bir tespit. Şimdi Kur'an'da da bu mana var. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in nüzulunda birinci gaye tevhid değil mi? Kur'an'ın gayesini sayarken ise tevhid, haşir, Risalet, ibadet ve adalet. İkisi bir madde sayılıyor. Ha, birinci madde tevhid. Neden birinci madde tevhid? Daha önce programlarda da kısmen değinmiştik. Çünkü o dönem şirk dönemiydi. Herkes ve şirk hakimdi. Puta tapmaktan İsa Aleyhisselam'a uluyet isnat etmeye kadar. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim tevhid üzerinde çok fazla durmuş. Allah'ın birliği üzerinde çok fazla durmuş. Ta ki bu şirk denen afet diyelim, hiçbir iz kalmaksızın ruhlardan, kalplerden tamamen çekilsin. Tabi tevhid deyince yine bir programda geçmişti, tevhidin mertebeleri var. Allah'ın zatını bilmek, tevhid-i zat demiştik değil mi? Alimlerimizin tabi tespiti bu. Tevhid deyince diyelim şifa ancak Allah'tandır. Bu da tevhiddir. İlaçlara sebep tesir vermemek. Evet. Rızık ancak Allah'tandır. Rezzak isminde tevhid.
ağaçlara, sebeplere tesir vermemek. Hidayet ancak Allah'tandır. Bu da hidayette tevhid. Mürşitlere, peygamberlere ancak vesiledirler bunlar hidayete. Yani bizzat kendi zatlarından değil, Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla nasıl diyorsa mazhar ve makestirler diyor hidayet, değil mi? Mazhar ve menba değillerdir diyor. Bunları mazhar bilmemek, mazhar bilmek de bir tevhiddir yani peygamberleri dahi. İşte Hristiyanlar buradan yanılmışlardır mesela. Hazreti İsa Aleyhisselam Cenab-ı Hakk'ın en sevgili bir kuludur. Dört büyük peygamberden birisidir. Bu makam ona kafi yani satıyor ya. Allah'ın rahmetine fazla rahmet edilmez. Şimdi buna uluhiyet eklemenin manası yok ki yani. Evet. Hadd-ı meşhurdan tezavüz ediyor. Tabii. İbnullah dediler. Ya. Bu Allah'ın en büyük bir lütfuna mazhar olmuş. Dört büyük peygamberden birisi, dört büyük kitaptan birisinin kendisine nazil olmuş. Bununla yetinmeyip de bir de uluhiyet isnat etmek, bu Allah'ın rahmetine fazla rahmet etmek demektir. Ki bu insanı sapıklığa götürür malum. İşte mazhardır Hazreti İsa Aleyhisselam. Mazhar bildim insan. Şirke düşmüş olur. Buna şirke kafi deniyor. Bir de sebeplere tesir vermek. Evet. Sebeplere tesir vermek de şirke kafi. İşte Kur'an-ı Kerim şirkin bütün envanı kalplerden, hatta akıllardan, hatta hissiyattan, duygulardan tamamen süpürmek için tevhid üzerinde değişik yönleriyle sürekli durmuştur. Fatiha'da Rabbül Alemin, bütün alemler Allah terbiye etmiştir. Rabb isminden başlamıştır. Devamında Kur'an-ı Kerim'in Allah semavat ve arzın Rabbidir. Devamında her şey o kadirdir. Her şeye kadir olan başka bir zat yoktur. Ve hebükül şeyin alim. Her şeyi bilicidir. Ondan başka her şeyi bilen bir zat yoktur. Bu manada gerek sıfatlarında gerek fiillerinde Cenab-ı Hakk'ı tevhid etmek. Kur'an-ı Kerim bunu çok işlemiştir. Bu tekrar değildir. Tesistir. Üstadın tabiriyle tesistir. Ve bu bir lema-i icazdır. Kur'an-ı Kerim'in mucize oruçunun bir veçesidir. İşte delili de ortada. Nedir delili? İşte sahabeler. Değil evet. mi? O terbiyeden geçmiş, Kur'an terbiyesinden geçmiş sahabeler. Öyle bir tevhid inancına sahip olmuşlar ki. Değil mi? Hazreti Ömer Efendimiz Hacer-i Esved'i öperken tereddüt duymuştur, titremiştir yani. Acaba bir tesir mi veriyorum sebeplere? Evet. Sen bir taştın ama ben gördüm Resulullah seni öpüyor, onun için öpüyorum. Evet. Demek lüzumu duymuştur. Bu kadar şirkten uzak bir kalbe, ruha sahip olmuşlardır. Kur'an-ı Kerim'deki bu tekrarlar Peygamberimizin yaptığı teyitler vesilesiyle. Yani o manada baktık mı lama icaz oluyor. Evet. Duada yine öyle zaten. Birkaç şey geçti, ben yerini bir daha bulayım. Zikir, dua, zikir, dua, emir ve davet. Ha, zikirde de öyle. Şimdi zikirde de tekrar esastır. Değil mi? Zikir Allah'ı hatırlamak. Şimdi Fatiha okurken Elhamdülillah Rabbi Alemin diyoruz. Bütün alemler Allah, Elhamdülillah diyoruz. Oradan başlayalım. Bütün metusen Allah'a mahsustur. Bir defa dedik, yeter değil mi? Her rekatta söylüyoruz. Evet. Değil mi? Fatihasız namaz olmuyor malum. Dolayısıyla her rekatta Fatiha okumak tekrar değildir, tesistir. Namaz boyunca tekbir getiriyoruz. Başlarken Allahu Ekber demek kafi değil mi? Mesela burada Cenab-ı Hakk'ın büyüklüğünü bir defa hatırlamak değil, devamlı hatırlamak. Evet. Onun için namaz boyunca rükûa giderken, secdeye giderken o da yetmiyor. Namazdan sonra 33 defa Allahu Ekber diyoruz. Evet. Bu tekrar sayılmaz, tesistir bu. Aynen işte sıra sıra duvar örmek misalinde olduğu gibi. Bir de böyle zikirde de tekrar sayılmaz. O da tesistir. Bir de dua, bir de davet. Şimdi davette de bir sefer söyledim, can isterse dinlesin demiyoruz değil mi? Bizlerde de kısmen bu tecelli ediyor yani bu mana. Nasıl? Mesela diyelim arkadaşlarımız birisini namaza çağırıyorlar yahut iman hakikatlerinden istifade etmesi için sohbete çağırıyorlar. Hani bir defa dedim daha gelseydi demiyorlar. Bir daha diyorlar. Değişik vesileler arıyorlar değil mi? Evet. Şimdi bu tekrar değildir yani. Davette
tekrara da yine tekrar denmez. Üstad birkaç bu şekilde birkaç vecihle ele aldı. Dua, evet. Zikir, davet yönüyle Kur'an'daki tekrarlar. Nasıl bunlar tekrar değilse bunlar örnektir yani. Evet. Bunlar örnek oluyor. Nasıl bunlar tekrar değilse sonucu bağlayacağız. Kur'an'daki da tevhidle ilgili, haşirle ilgili, özellikle Kısa-i Musa ile ilgili tekrarlar da tekrar değildir. Evet. Yani bu zikirler, davetler buna örnek oluyor. Evet. Yani nasıl bu tekrar değilse o da tekrar değildir. Evet. Maksat o. Allah razı olsun hocam. Hem cismani ihtiyaç gibi manevi hacat dahi muhteliftir. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cisme hava, ruha hu gibi. Bazısına her saat Bismillah gibi ve hakeza. Demek tekrara ait tekerrür ihtiyaçtan ileri gelmiş. Ve o ihtiyaca işaret ederek uyandırıp teşvik etmek hem iştiyakı ve iştihayı tahrik etmek için tekrar eder. Bunun izahını alabilir miyiz hocam? Şimdi önce davet, dua, zikir yönüyle tekrarın gerekli olduğunu, bir lema icaz olduğunu izah etti Üstad. Burada da ihtiyaç yönünü ele aldı. Evet. Değil mi? Tekrar ayet, tekerrür ihtiyaçtan ileri geliyor. Evet. O zaman şimdi diğer nefes alıyoruz. Bir defa aldık yeter diyor muyuz? Denemiyor. Az sonra tekrar ihtiyaç var. Bir nefes daha alıyoruz. Yemek yiyoruz. Bir defa yedik yeter diyor muyuz? Acıkınca tekrar yiyoruz. Tekrar ayet, tekerrür ihtiyaçtan ileri geliyor. Şimdi bu da ihtiyaç yönüyle herhalde Üstad. Bu da ayrı bir reçesi için ve ayrı bir güzellik. Şimdi insan diyor sürekli muhtaç. Neye muhtaç? Bazısına, nasıl bazı gıdalara günde, bazılarına haftada, bazıları her an muhtaç ise, işte burada da neye her an muhtaç? Bir de okuyalım. Bazısına insan her nefes muhtaç olur. Cismi hava, ruhu gibi. Cismi hava, şimdi nefese her an muhtaç olduğumuz gibi, ruha hu yani Allah hatırlamak. Hu o demek. Allah hatırlamaya da insan sürekli muhtaç. Peki bu süreklilik nasıl sağlanacak? Çünkü niye muhtaçız? Her an Cenab-ı Hakk'ın sonsuz nimetleriyle besleniyoruz. Değil mi? Evet. Görmeye ayrı şükredeceğiz, işitmeye ayrı şükredeceğiz, anlamaya ayrı şükredeceğiz, hayata ayrı şükredeceğiz. Her bir duygumuzun varlığını ayrı şükredeceğiz. Hani bir tek hissimiz olmasa hayat mahvoluyor. Korku olmasa bitti işimiz değil mi? Evet. Sevgi olmasa perişan bir hayat yaşarız. Endişe olmasa hiç çalışmayız. Zaten akıl olmasa mahvoluruz değil mi? Şimdi bu kadar sonsuz nimetlere karışız. Devamlı şükretmemiz lazım. Peki devamlı şükür de edemeyeceğimize göre dünyevi işlerimiz şunlar vesairelerimiz de var. Peki bunun yolu nedir? Bunun birkaç yolu var. Birisi yani işlerimizi İslam'a uygun yapmak. Yani helal haram dairesinde bir hayat sürmek. Yani helalde düşünmek, haramdan sakınmak. Şimdi böyle olduğum insan sürekli Allah'ı hatırlar. Evet. Yani bakacak. Harama bakmaz. O bir zikirdir işte, Allah'ı hatırlamadır. Cisme hava, ruha hu gibi değil mi? Evet. Hu manası burada tahakkuk etti. Allah'ı hatırladı. Yiyecek. Değil mi? Helal yiyecek. Yine Cenab-ı Hak hatırladı. Ticaret yapıyor. Aldatmayacak. Karşıdakini değil mi? Faize girmeyecek. İhtikar yapmayacak. Bak yine Cenab-ı Hak hatırladı. Kulası İslam bütün emir ve yasaklarına uymak insana Cenab-ı Hakk'ı devamlı hatırlatıyor. Evet. Birinci yolu bu. İkinci yolu vesilesi daha doğrusu. İkinci vesile de sünnete uygun bir hayat sürmeye çalışmak. Çünkü her şeye dair sünnet var. Hristiyanlar bir tek sünnet biliyorlar. Her zaman söylüyorum. Onu da yapmıyorlar. Hazreti İsa Aleyhisselam diyor ki yüzüne vurursa bir tarafına yanağını diğer tarafını çevir. Bunu da öyle mi yapıyorlar? Yani vurmadan vuruyorlar. Değil mi? Evet. Ama Peygamberimizin bütün sünnetleri zapt edilmiş. Efali, ahvali, akvali yani işleri de, sözleri de, halleri de zapt edilmiş. Buna uygun bir hayat sürmeye çalıştığım insan yine Cenab-ı Hakk'ı sürekli hatırlar. Evet. Yani ruha hu dedirtmiş olur sürekli. Yatarken öyle yasa, kalkarken öyle kalksa, yerken öyle yerse değil mi? İlahir her şeye dair çünkü sünnet var. Her şey, her işimize dair.
Bir başka yolu da zaten tefekkür. Yani Allah'ın eserlerini manayı harfiyle düşünmek. Allah'ın eseri olarak bakmak kendimize ve çevremize. Cenab-ı Hakk'ın sergilediği bu mucize eserlere onun namına bakmak. Evet. O da Cenab-ı Hakk'a insana Cenab-ı Hakk'ı hatırlatır. Bu da yine ruhun hu demesi gibidir. Evet. İşte bunlar da yine misal oluyor. Az önce arz ettiğim gibi yani nasıl böyleyse nefes almak tekrar değilse değil mi? Sünnete dün uydum ama bugün de uymayayım demiyoruz. Yine aynı sünnet uyuyoruz. Haramlara dün uydum bugün uymayayım diyor muyuz? Yine uyuyoruz. Helallere dün riayet ettim bugün yetmeyeyim diyor muyuz? Demiyoruz. Nasıl bunlar tekrar değilse bunun tümü oldu misal. Kur'an'daki tekrarlar da tekrar değildir. Bu tekerrür ihtiyaçtan gelmektedir. Her tekrarda ayrı bir ihtiyacımız görülüyor. Ayrı bir gıda alıyoruz. Ayrı bir ziya alıyoruz. Evet. Az önceki örnekte olduğu gibi ayrı bir sıra örüyoruz binamıza. Ruh binamıza. Maneviyat sarayımıza yeni bir duvar örüyoruz. Yeni bir nakış yapıyoruz. Her neyse. Evet. Bazısını her saat Bismillah gibi. Bunun gibi işte. Besmele çektik mi her işimizde? Evet. Cenab-ı Hakk'ı hatırlamış oluyoruz. Besmele tekrar olmadığı gibi Kur'an tekrarları da tekrar değildir. Evet. Hep oraya bağlayacağız inşallah. Evet. Devamında da gerçi az önce değindiniz. Hem Kur'an müessistir. Bir din-i mübinin esasasıdır. Ve şu alem-i İslamiyet'in temelleridir. Ve hayat-ı içtimaiye-i beşereyi değiştirip muhtelif tabakata mükerrer suallerine cevaptır. Müessise tespit etmek için tekrar lazımdır. Tekit için terdat lazımdır. Teyit için takdir, tahkik, tekrir lazımdır. Hatırlatmak sürekli lazım, evet. Evet. Şimdi bir yönünü söylemiş olduk. Burada Üstad'ın dikkat çektiği Kur'an-ı Kerim diyor, bir din mübin esasıdır değil mi diyor. Evet. Hem Kur'an müessistir, evet. Bir din mübin esasıdır. Ve şu alem İslamiyet'in temelleridir. Şimdi onun için hayalen yine Üstad'ın dediği gibi asr-ı saadete gidelim diyor. Cezzet-i Arab'a gidelim. Evet. Yeni bir şey tesis ediliyor. Değil mi? Sürekli şirk içinde yaşayan insanlar tevhide çevriliyor, döndürülüyor. Ruhları, kalpleri. Evet. Büyük bir dönüş yani. Nasıl efendim söyleyeyim geceden gündüze bir an geçiremiyorsa yavaş 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 değil mi? Evet. Şimdi ama sanki asr-ı saadette birden geç dönülmüş gibi. Şimdi şirk bırakılıyor birden şeye dönülüyor. Tevhide dönülüyor. Bazı adetler de yavaş terk ettirilmiş. Mesela içki yasağında olduğu gibi üç safhada Kur'an-ı Kerim içkiyi yasaklıyor. Çünkü içkisiz yaşayamayan insanlar içki haram ediliyor. Sürekli puta tapan insanlara put yasaklanıyor. Değil mi? Evet. Kızlarını, çocuklarını toprağa diri diri gömen insanlara adalet, insaf, merhamet telkin ediliyor. Şimdi böyle bir tesis de bir sefer söylemek yetmez. Evet. Sürekli tevhid üzerinde, adalet üzerinde, insaf üzerinde, ibadet üzerinde sürekli durulacak ki ruhlar ne yapsın? O karanlıktan bir güneşe tam manasıyla kavuşsun. Evet. Yani bir de işin bu veşesi var yani. Şimdi onun bir benzeri de o kadar olmasa da bu asırda var. O zaman şirkten tevhide dönülüyordu. Şimdi Allah muhafaza işte bütün küfür, isyan, sefahet bire şahsı manevi halinde yani organize olmuş şekilde bütün dünyaya tehdit saçıyor yani değil mi? Bütün dünyayı tehdit ediyor. Bütün insanlığı tehdit ediyor. Özellikle de bizleri, Müslümanları, Müslüman gençlerimizi. Bunun karşısında bir gence bir defa dedim deyip yetinemeyiz az önce arz ettiğim gibi. Çünkü o kadar düşman var ki hani o kadar düşman var ki sürekli genç yara arıyor. Bir sefer geldi yanına, bir yarasını tedavi ettin, tamam bitti diyemeyiz. Ertesi gün bir o kadar daha yara alıyor. Ertesi gün bir o kadar daha yara alıyor. Dolayısıyla sürekli şekilde ne yapmak lazım? İman hakikatlerini, ahlak esaslarını, insanlık değerlerini bu gencimize telkin etmemiz lazım.
uygun bir lisan ile, yani bıktırmadan, ürkütmeden, nefret ettirmeden, uygun bir lisanla, ustadın tabiriyle, nezihane, nazikane, kavliyle ve kendimizi ona sevdirerek. Evet. Bu çok önemli. Bu çok önemli. Mesela biz hepimiz, sanırım sizler de öylesinizdir, yani Risale-i Nur'a, buradaki hakikatlere öncelikle külliyatı tüm okuyup, kavrayıp sonra girmiş değiliz. Değil mi? Evet. Bizleri güzel sıcak alaka çekmiştir. Sıcak alaka çekmiştir. Sonra yavaş yavaş okumaya başlamışızdır. Sonra anlamaya başlamışızdır. Bakın anlamadan zaten bir noktaya gelmişizdir. Ne ile? Bu yakın alaka ile. Alakada bir sefer olmaz. Süreklilik ister. Evet. Süreklilik ister. Elhamdülillah bu yapılıyor zaten de. Şükür manasında söylüyorum. Çok şükür gençlerimiz Allah razı olsun diğer gençlere sürekli sahip çıkıyorlar. Hem arkadaşlık yapıyorlar, hem annelik, hem babalık yapıyorlar bir cihetle. Bu süreklilik olmasa muvaffak olunamaz. Evet. Hele böyle bir asırda dediğim gibi. Ustadın sözü. Cemaat bir ferdin diyor, bir fert diyor, dahi olsa diyor, değil mi? Evet. Cemaatten gelen şahs-ı maneviye karşı mağlup düşebilir diyor. Onun için hak cephesinde de, iman cephesinde bir şahs-ı manevi teşvik etmek lazım. Evet. İşte bu noktadaki teşvikler, efendim, anlatmalar, ilgiler, alakalar tekrar değildir kesinlikle. Yani hep aynı konu üzerinde üstad taşıtat yapıyor. Evet. Bunlar da yine neye delil oldu? Kur'an'daki tekrarların lüzumlu. Hakikatte tekrar olmadığına, evet, lüzumlu olduğuna, bir lema icaz olduğuna, bu da ayrı bir delil oldu yani. Evet. Birkaç vecih geçti burada, değil mi? Evet. Evet. Şimdi ayrı bir noktadan üstad yine konuya şey yapacak. Hem öyle mesail-i azime ve hakaiki dakikadan bahsediyor ki umumun kalplerinde yerleştirmek için çok defa muhtelif suretlerde tekrar lazımdır. Bununla beraber sureten tekrardır. Fakat manen her bir ayetin çok manaları, çok faydaları, çok vücuh ve tabakatı vardır. Her bir makamda ayrı bir mana ve faide ve maksatlar için zikrediliyor. Hem Kur'an'ın mesail-i kevniyenin bazısında ibham ve icmali ise irşadi bir lem'ay-i icazdır. Ehli ilhadın tevehüm ettikleri gibi medar-ı tenkit olamaz ve sebebi kusur değildir. Hı. Bu metinle ilgili birkaç şıklı sualımız olacak. Bir şeyi umuma mal etmek için tekrarın hikmetini nasıl anlamalıyız? Bunu kısmen söylemiş olduk sanki bir önceki sorunun cevabında. Tevhid inancını umma mal etmek için, değil mi? Şirkten, evet, ummu kurtarmak için tevhidi sürekli tekrarlamak lazım. Evet. Adalet kavramını, mefhumunu kalplere yerleştirmek için, insanları zulümden uzaklaştırmak için bunları sürekli durmak lazım. Değil mi? Umma mal etmek için. Evet. Kur'an da zaten umma hitap ediyor. Ya eyyühen nas diyor. Bütün insanlara hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet. İnandıktan sonra müminlere hitap ediyor. Yani amel cephesinde mümine hitap ediyor, inanan insanlara. Ama iman noktasında bütün insanlara hitap ediyor Kur'an-ı Kerim. Evet. Dolayısıyla bütün insanlığa hitap eden tevhid gibi, haşir gibi, adalet gibi hükümleri Kur'an-ı Kerim sürekli tekrarlar. İbadetle ilgili hükümler müminler içindir. Onu da yine defalarca Kur'an-ı Kerim nazara veriyor, değil mi? Evet. Mesela zekatla ilgili defalarca nazara veriyor. Çünkü İnsanda nefis var. Ben hani Karun demiş ya, ben kendi ilmimle kazandım. Zekatını vermemiş ya, oradan batmış zaten. İnsan da işte sabahtan açır dükkanını, mağazasını her neyse veya işbaşı yapıyor. Akşama kadar çalışıyor, işte bir ay şu kadar para yiyor, bir sene şu kadar para biriktiriyor. Sonra gel şu kadarını zekat ver. Nefis direniyor. Ben bu kadar emek çektim diyor. Hani nefis karunlaşıyor tabiri caizse. Niye vereyim diyor. Sen onu kazandın ama neyle kazandın? Bütün kainat sana hizmet etti. Bir. Bütün organların sana hizmet etti. İki. Aklın, hafızan, zekan, hayalin sana hizmet etti. Üç. Değil mi? Evet. Bütün alem sana çalıştı da sen o işte muvaffak oldun. Bir de Cenab-ı Hak muvaffakiyet verdi. Senin gibi çalışan, senin kadar çalışan birçok kimse muvaffak olamayabiliyor. Evet. Çok misaller var bunun. O halde başarıyı sadece kendi gayretimize sarf ettiğiniz mesaiye vermek değil de Allah'ın ihsanı bilmek, bir değil hayır deyip ondan geldi diye demek.
Ondan gelince isteyen kim? Onun kulları. Muhtaçlar da onun kulları. Ondan gelen onun kullarına veriyorum. Üstad nasıl veriyor? Bir tevziat memuru diyor. Evet. Değil mi? Biz tevziat memuruyuz. Mülk onun, mal onun, o bize vermiş. Demiş ki 39 sana, birini de şu fakir kardeşlerine ver. Ta ki o seni sevsin, sen de merhamet denen üstünlüğü, bir kazın taşı, ruhuna mal et, merhamet üstünlüğünü. Ahirette de rızama ve cennetime mazhar ol. Ama nefis direniyor burada. Onun için zekatla ilgili ayetler çok geçer Kur'an-ı Kerim'de. Nefis çok direndiği için. Evet. Namazla ilgili ayetler de yine çok geçer. Nefis çok direndiği için. Onun için bunlar tekrar değildir. Bir din müminin esasıdır. Az önce okunduğu gibi. Bunlar yine daha önceki bahiste geçtiği gibi bir lama icazdır. Kur'an-ı Kerim'in bir mucizesidir. Evet. İşte örnekleri de ortadadır. O tekrarların yetiştirdiği insanlar ortada. Başta sahabeler, bütün evliya, bütün asiya, bütün kamil insanlar, bütün müçtehitler, bütün müceddidler. Hep o Kur'an'ın meyveleri bunlar. O tekrarlar bunları ne yapmış? Ruhlarını terakki ettire, nefislerini terbiye ede, tezkiye ede, insanı kamil haline getirmiş hepsini. Evet. Bir seferle olmamış mesele. Bu metinle ilgili ikinci şık sualimiz hocam, Kur'an'daki tekrarın görünürde bir tekrar olmakla beraber esasında her bir ayetin manen çok manalı faaliyeleri ve vücuh tabakaları olduğu ifade edilmektedir. Bunlarla ilgili örnek verebilir misiniz? Evet, tabi uzun bir konu. Bir kısa bir giriş yapalım. Vaktimiz yetmezse devam edeceğiz herhalde. Evet. Değil mi? Yarım saat. Evet. Hak tanımışsınız bize. İsterseniz sonraki programa da bunu bakabiliriz yani. Siz bilirsiniz. Evet. Bölmemiş oluruz. Olur hocam. Olur. Ağzınıza sağlık. Sorularla Risale-i Nur programının kıymetli takip edicileri, bu haftaki programımızın sonuna geldik. Gelecek hafta görüşmek üzere.